Çocuk doktoru uzmanı arkadaşlarımız hastaları bize yönlendirdiklerinde biz tabii ki tüm tetkiklerine bakıyoruz. Ve lösemi tanısını koyabilmek için aslında yaptığımız en önemli tetkik kemik iliği aspirasyonu dediğimiz kemik iliği değerlendirmesi. Kemoterapi tedavisi ilaçla yapılan tedaviler. Bu tedavilerde biz dünyada kullanılan belirlenmiş protokolleri hastalarımıza uyguluyoruz. Özellikle kan bağışı çok önemli bu açıdan. Çünkü hastalarımız çok sık kan transfüzyonuna maruz kalıyorlar. Yani biz onlara kan veriyoruz, kan değerleri düştüğü için. Merhaba, ben Profesör Doktor Suar Çakı Kılıç. Çocuk hematoloji, onkoloji uzmanıyım. Bugün sizlere çocukluk çağ lösemileri hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Çocukluk çağ kanserleri arasında lösemi aslında en sık görülen hastalıklardan biri. Lösemiler akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılmakta. Akut lösemiler belirtileri hemen ortaya çıkan, hastayı hızlıca doktora götüren ve hızlı tedaviye başlandıktan sonra çok iyi sonuçlar gördüğümüz hastalık tipleri. Kronik lösemiler ise daha uzun soluklu bir dönem sonrasında ortaya çıkan hastalıklar. Lösemi hastalığının kız ve erkek ayrımı olarak veya cins olarak herhangi bir ayrım gösterip göstermediğini düşünecek olursak birazcık daha erkeklerde daha fazla görülüyor lösemi. Yaş olarak da daha çok erken çocukluk döneminde gördüğümüz hastalıklardan biri. Lösemi hastalığının belirtileri aslında çok sıklıkla çocukluk çağında yaşadığımız sorunlarla birlikte görülebiliyor. Örneğin sık morarma, ateşlenme gibi belirtiler her çocukta aslında yaşadığımız sorunlar. Ama lösemi hastalığı olan çocuklarda tabii ki bunlar birazcık daha ağır ve birazcık daha hastayı doktora hemen götüren şikayetler oluyor. Peki neler lösemi hastalığının belirtileri? Aslında en sık gördüğümüz belirtilerden biri uzun süre devam eden ateş. Nedeni bilinmeyen ateş. Bunun dışında halsizlik, yorgunluk, solukluk, kolay yorulma, kemik ağrıları, kas ağrıları, eklem ağrıları, vücutta çok kolay morarma, bunlar hastayı sıklıkla doktora götürüyor. Böyle belirtiler ortaya çıktığında lenf bezlerinde büyüme olabiliyor tabii ki, karında şişlikler olabiliyor. Böyle belirtiler ortaya çıktığında genellikle anneler bu belirtileri fark ediyorlar veya okulda öğretmenler fark edebiliyor. Hastalar doktora başvuruyor. Hastalar doktora gittiklerinde öncelikle aslında bu hastaları çocuk doktorları görüyor. Çocuk doktorları değerlendiriyorlar ve basit bir kan sayımı, periferik yayma incelemesi, biyokimyasal tetkikleri, fizik muayene ile birleştirildiğinde çoğunlukla hastaların tanısı çok hızlı bir şekilde konulabiliyor. Çocuk doktoru uzmanı arkadaşlarımız hastaları bize yönlendirdiklerinde biz tabii ki tüm tetkiklerine bakıyoruz. Ve lösemi tanısını koyabilmek için aslında yaptığımız en önemli tetkik kemik iliği aspirasyonu dediğimiz kemik iliği değerlendirmesi. Kemik iliği vücudumuzun kan yapan organı ve bu organdan aldığımız kan örneklerinde, ilik örneklerinde lösemi hücrelerinin var olup olmadığına bakıyoruz. Bu hücreleri tiplendiriyoruz. Tiplendirdikten sonra da nasıl tedavi bir yöntemi izleyeceğimize karar veriyoruz. Çünkü lösemi hastalığının akut tipinde iki ana tip var. İki ana tipin tedavileri birbirinden farklı. Ve bu tedavileri biz hangi tipse o tipe göre yönlendirip hastalarımızı tedavi etmeye başlıyoruz. Lösemi tanısı koyduğumuzda ailelerin hep bize sorduğu bir soru var. Biz nerede hata yaptık? Neden benim çocuğum lösemi oldu? Lösemi aslında bence çok adaletli bir hastalık. Zengin, fakir hiç fark etmiyor. İyi beslenen çocukta, kötü beslenen çocukta, iyi bakılan çocukta, kötü bakılan çocukta, her çocukta lösemi hastalığı görülebilir. Ama sonrasında iyi bir bakım, iyi bir tıbbi bakım, iyi bir beslenme, hastanın enfeksiyondan korunması gidişi çok düzgün hale getirebiliyor.
Akut lösemi hastalarımızda, özellikle akut lenfoblastik lösemi tanısıyla takip ettiğimiz hastalarda başarı oranı %90'larda. Akut miyeloblastik lösemi hastalarımızda %60-70 gibi tam şifa görebiliyoruz. Lösemi tedavisi çok uzun sürüyor aslında. Hastanede yatarak verilen tedaviler var. Ayaktan devam edilen tedaviler var. Bu arada kan desteği gerekiyor bu hastalarımıza. Bir takım koruyucu antibiyotikler kullanıyoruz. Bu hastalar ateşlenebiliyor. Ateşlenmeleri nedeniyle sık sık hastaneye yatmaları gerekiyor. Enfeksiyonlara çok açık oluyorlar. Bu nedenle de aileler özellikle hastaları çok iyi korumalarını, kalabalıktan uzak tutmalarını, özel diyetlerle beslemelerini, ki burada en önemli şey hastaların mikrop kapmamaları, enfeksiyonla karşılaşmamaları. Bunları hastalarımıza öğütlüyoruz. Lösemi hastalığı kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisi yöntemiyle tedavi edilir. Bazı hastalara ışın tedavisi desteği yaparız. Lösemi hastaları başvurduğunda evre diye bir şey söz konusu değildir. Tüm hastalar belli protokollere göre, bütün dünyada kabul edilen protokollere göre tedavi edilir. Ve bu hastaların hepsine kemik iliği nakli yapmak gerekmez. Ama hastanın tanısını koyduğumuzda veya hastanın gidişatına göre değerlendirmelerin sonucunda ya da bir takım genetik faktörlerin varlığında kemik iliği nakli gerekebilir. Kemoterapi tedavisi ilaçla yapılan tedaviler. Bu tedavilerde biz dünyada kullanılan belirlenmiş protokolleri hastalarımıza uyguluyoruz. Bu tedaviler doktor kontrolünde yapılıyor. Tabii ki burada biz hastalarımıza herhangi bir bitkisel destek almamalarını, verdiğimiz tedaviler dışında herhangi bir tedavi yöntemine başvurmamalarını özellikle söylüyoruz. Çünkü bizim verdiğimiz ilaçlarla etkileşim gösterebilir ve sonunda hiç beklemediğimiz yan etkiler ortaya çıkabilir. Verdiğimiz ilaçlarla, kemoterapi ilaçlarıyla aslında en sık gördüğümüz yan etki saç dökülmesi, mide bulantısı, enfeksiyonlara açık hale gelmesi çocukların, ağızda yaralar oluşması, hastanın bakımı, özellikle hijyeninin çok iyi sağlanması çok önem taşıyor. Bunların hepsi aslında geçici etkiler. Bunlarla ilişkili olarak bir takım ilaçlarla, örneğin ağız yaraları için kullandığımız ilaçlar var, mide bulantılarını önlemek için kullandığımız ilaçlar var. Hastaların bu süreci daha düzgün bir şekilde geçirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Saç dökülmesi ise tedavi bittiğinde tamamen düzelen bir yan etki. Aileleri ve çocukları aslında en çok endişelendiren yan etki bu belki de. Ama çok daha güzel, çok daha gür bir şekilde hastalarımızın saçları çıkıyor bu tedavinin sonrasında. Bu süreç akut lenfoblastik lösemi için 2 yıl tedavi süresi. Ve bu 2 yılın aşağı yukarı bir 6 ayı hastane ayaklı yatışlarla, çıkışlarla devam ediyor. Daha sonra devam eden evde kullandığımız, ağızdan verdiğimiz ilaçlarla, haplarla bir idame dediğimiz 2 seneyi tamamlayacak bir tedavi sürecine geçiyoruz. Bu süreç içerisinde hastaların enfeksiyondan korunabilmesi en önemli, başarıyı artıran en önemli nedenlerden biri. Kan desteği çok çok önemli oluyor bizim hastalarımızda. Özellikle kan bağışı çok çok önemli bu açıdan. Çünkü hastalarımız çok sık kan transfüzyonuna maruz kalıyorlar. Yani biz onlara kan veriyoruz, kan değerleri düştüğü için. Bunun dışında akut miyeloblastik lösemide değişik protokoller var. Bu protokollerin devamında hastaların tedavi süresi aşağı yukarı 1 yıl civarında devam ediyor. Bu tedavilerin sonrasında hastalarımız hayata karışıyor. Tekrar okullarına başlıyorlar. Hatta bazı hastalarımız, daha doğrusu hastalarımızın çoğu bu tedavi sürecinde okullarına evde eğitimle devam edebiliyorlar. Daha sonra okuyan, üniversite öğrencisi olan, çocuk sahibi olan çok hastamız var. Dolayısıyla mesaj olarak şunu vermek istiyorum. Lösemiden korkmayalım, farkında olalım. Hastamızı, çocuğumuzu kısa sürede belirtiler olduğunda doktora götürelim. Ama şunu da bilelim ki her ateş, her lenf bezi büyüklüğü, her vücutta morarma lösemi değil. Bunu teşhisini ve tedavisini hekimlere bırakmanızı ve de hekimlerimize güvenmenizi istiyorum.
Çocukluk çağı lösemileri hakkında verdiğim bu bilgilerden sonra şimdi de soruları yanıtlayalım. Hayır, lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir. Löseminin nedenleri arasında aslında birçok faktör var. Çevresel faktörler var, genetik faktörler var. Bir takım enfeksiyonların lösemiyi kolaylaştırma etkisi var. Fakat kesinlikle bulaşıcı bir hastalık değil. Yani çevremizde bir lösemi hastası olduğunda çocuğumuza o hastalık geçmez. Ama tam tersi söz konusu, lösemili bir çocuğa başka bir çocuktan bir virüs enfeksiyonu veya başka bir enfeksiyon geçebilir ve bu lösemili çocuğun çok ciddi şekilde hastalanmasına sebep olabilir. Lösemi tanısıyla takip ettiğimiz hastalarda özel bir beslenme programı uyguluyoruz. Aslında buradaki temel hedefimiz çocuklarımızı enfeksiyonlardan korumak. Bu nedenle de kısıtladığımız bazı gıdalar var. Bu gıdaların listelerini biz ailelere veriyoruz zaten tanı koyduğumuzda. Temel mantık şu, pişirilmeyen hiçbir yeşil yapraklı sebzeyi, kabuğu soyulmayan hiçbir meyveyi bu çocuklara vermiyoruz. Bunun dışında geleneksel beslenme yöntemlerimiz olan gıdalardan bu dönemde uzak tutmak istiyoruz hastalarımızı. Ve çocukları sağlıklı, yaşlarına uygun gıdalarla besliyoruz. Demin de söylediğim gibi bunların özel bir listesi var. Tanı koyduğumuz hastalara bu listeyi verip kendilerine bilgi veriyoruz. Her lösemi hastası kemik iliği nakli yapılacak bir hasta grubunda olmayabilir. Tanıyı koyduktan sonra hastalarımıza hangi hastalara nakil yapılması gerektiğini biz ilerleyen süreçte tedavinin devamı sırasında yaptığımız değerlendirmelerle tanı koyduğumuz dönemde aldığımız bir takım genetik sonuçların bize yol göstermesiyle hangi hastalara nakil yapacağımıza karar veriyoruz. Kemik iliği nakli çok önemli bir tedavi yöntemi, çok özellikli bir tedavi yöntemi. Özel merkezlerde, bunun için hazırlanmış özel servislerde yapılan ve deneyimli bir ekibin yapması gereken bir tedavi yöntemi. Çünkü yaptığımız şey aslında kemik iliği naklinde hastalıklı çocuğun hasta olmuş, lösemi olmuş kemik iliğini tamamen ortadan kaldırıp ki bunu kemoterapilerle sağladıktan sonra tamamen hastalıksız hale getirdikten sonra nakil yapıyoruz. Yerine sağlıklı bir kemik iliği hücresiyle, kemik iliği hücresini vererek çocukların sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Kemik iliği nakli için tabii ki kullandığımız bir takım kaynaklar var. Kimdir, nedir bu kaynaklar? Örneğin hastanın ailesinde verici var mı? Öncelikle ona bakıyoruz. Annede, babada, kardeşlerde. Eğer anne, baba ve kardeşte verici yoksa da Türkiye'de veya dünyada kemik iliği vericisi var mı diye araştırıyoruz. Burada kan grubu önemli değil. Kan grubu uyumsuz da olabilir. En önemlisi doku grubunun uyumlu olması. Doku grubu uyumlu olan bir verici bulduğumuzda da nakil işlemini gerçekleştiriyoruz. Kemik iliği nakli uzun soluklu bir tedavi yöntemi. Ve bu tedavi yöntemi sırasında dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. Ama demin de söylediğim gibi eğer aile içerisinde bir kemik iliği vericisi yoksa Türkiye'de ve dünyadaki vericilere ulaşmak gerekiyor. İşte bu noktada toplumun bilinçli olması çok önem taşıyor. Bu hastaları iyileştiren biri belki de aramızda olabilir. O nedenle de kemik iliği naklinde kişilere verdiğimiz ilik sayesinde, hastalara verdiğimiz ilik sayesinde bir hayatın kurtulmasına sebep olabiliriz. Bu konuya da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu bölümde çocukluk çağı lösemileriyle ilgili kısaca bilgi vermeye çalıştım. Özellikle tüm çocuklarımıza ve anne babalara, herkese sağlıklı günler dilerim.